Merhaba arkadaşlar. Arsa eğitimimizin dördüncü bölümü olan imar planı uygulamaları dersine geçiyoruz. İmar uygulaması demek, kadastral mülkiyetlerin imar planına göre yeniden düzenlenerek imar planına uygun hale getirilmesi işlemidir aslında. Bir diğer deyişle kadastro parselinin işlem görerek imar parseli haline dönüşmesidir. Bu bazen küçük parçaların birleşerek büyümesi, bazen büyük parçaların bölünerek küçülmesi, bazen de özel donanımlı kanunlar ile düzenlemeler olarak karşımıza çıkabilir. İmar planı olan her yerde olabildiği gibi bazen yeterli şartları sağlaması durumunda tarla vasıflı plan olmayan yerlerde de imar uygulamaları yapılabilir. Buna örnek olarak 7 dönüm dikili bir tarım arazisinin 3'er dönümden aşağı olmayacak şekilde bölünmesi söylenebilir. Birçok farklı uygulama şekli vardır. Sürekli olarak uygulanan biçimler olduğu gibi kimi zaman imar hafları olarak da özel yasalarla donatılmış olarak da karşımıza çıkabilir imar uygulamaları. Bu uygulamaların mantığını çözersek bir parselin nasıl meydana geldiği veya ileride ne hale getirilebileceği hususunda bilgi sahibi olmuş oluruz. Bu da bize ciddi bir fikir esnekliği kazandırarak karlı yatırımlar görüp hissetmemizi sağlar. Mesela 4 tane 250 metrekare ayrı yan yana bireysel parsel tek başına hareket ederse 0.60 mesela sahip iken plan notunda parsellerin tevhid edilerek 1000 metrekareyi sağlaması durumunda 0.60 emsal değil de 1 emsal olarak kullanacağı bilgisine ulaştığımızda bu tevhid aşamasının ne kadar sürdüğü, bu tevhidin nasıl yapılacağı gibi bilgileri bilmek bizim için fayda sağlayacaktır. İşte biz burada imar uygulamalarında bunları anlatacağız. Konuya ilk önce aslında imar uygulamalarının sağladığı faydalara değinerek devam etmek istiyorum. Çünkü imar uygulamalarının neler sağladığını bilirsek, imar uygulamalarının nedenli önemli olduğunu anlamış oluruz. Evet, arkadaşlar bir bölge dediğimiz gibi kadastral mülkiyetten imarlı hale, imar parselleri haline dönüşmesi durumunda bu bölgede öncelikli olarak kadastral olarak problemli bölgeler tamamen çözüme kavuşur. Ciddi oranda inşaata hazır parsel üretilir. Yeni konut alanları üretildiği için bölgede hızlı bir yapılaşma başlar. Yapılaşma hızına bağlı olarak da bölge sürekli olarak değer kazanır. Bildiğiniz gibi tercih edilen bölgenin fiyatının sürekli artıyor olması durumudur bu dediğim. Yapılaşma her türlü altyapıya uygun ve düzenli bir şekilde ilerler. Artık imar parseli olduğu için her yer, yolumuz, dere yatağımız, sosyal donatımız, altyapılarımızın nereden geçtiği, bütün bunların hepsi planlanmış olduğu için burada mülkiyet sorunu da olmayacaktır. Yapılaşmanın önündeki en büyük engellerden bir tanesi altyapı sorunudur. Altyapı sorununun çözümü imarlı yerlerde sıkıntı değildir. Neden? Çünkü kadastral mülkiyetlerin hepsi terk edilip yerler kamuya geçtiği için artık buralarda kamu bir çalışma başlatacağı zaman mülkiyet sorunuyla uğraşmadan işlemi bitirebilmektedir. Yeni yaşam alanları açılır, şehirsel yaşama geçiş hızlanır, bölge müteahhitlerin ve yatırımcıların ilgi odağı haline gelir. Yani hızlı bir yapılaşmanın olması, o bölgeye insanların gidiyor olması, inşaat yapımında imarsal bir sıkıntı yaşanmıyor olması birçok insanı o tarafa doğru çekecektir. Gelişme olan her yerin yatırımı çektiği gibi bu bölgelerde yatırımcıları ayrıyeten çekecektir. Bir diğer mesele, imar uygulaması yaptığımızda ne oluyor? Belirli kesintiler oluyor. Çünkü sosyal donatı alanlarına ayrılmış alanlar var. Bu sosyal donatı alanlarına ayrılmış yerler terk edildiği için normalde kadastral mülkiyetimizin toprak metrekaresi düşüyor ama metrekarenin fiyatı da imar parseli haline dönmesinden dolayı ciddi manada bir artış gösteriyor. Tarlaların vasıfları değişiyor. Artık tarlaydı, bağydı, bahçeydi veyahut da başka bir şeydi. Onlar kalmıyor, vasıflar değişiyor. Böylece de mülkiyete esas işlerin çözümü ve vatandaşla devletin de bir nevi barışı sağlanmış oluyor. Nüfusa göre ihtiyaç duyulan yollar, yeşil alanlar, sosyal tarım donatılar,
Kamu konum kuruluşlarına ihtiyaç duyduğu arsalar kamulaştırmaya gerek kalmadan ücretsiz olarak devlet lehine temin edilmiş oluyor zaten. Onu söylemiştik. Ücretsiz olarak edinilmiş olan bu alanlar plandaki amacına uygun olarak da kullanılmaya başlıyor. Kısacası uygulama yapılan alanda her şey köklü olarak değişiyor. Hayat olumlu yönde şehirleşmeye doğru hızla ilerlemeye başlıyor. Bu imar uygulama işlemleri harita mühendisleri tarafından ilgili kurumların onayı ve denetimi ile yapılıyor arkadaşlar. Yapılaşmanın temeli olan bu uygulamalar bir bölgenin gelişmesinin ana kriteridir. Yani kadastral sorun çözülmemiş hiçbir bölgenin hızla ilerlemesi beklenemez. Halihazırda imara göre yapılaşmanın çözülebilmesi anlatacağımız uygulamaların kullanılarak yapılması neticesinde meydana gelecek. Günümüz şartlarında bu uygulamalar neticelenmeden hiçbir yapısal faaliyete girilmesine müsaade edilmediği bilinmelidir. Eskiden farklı uygulamalar oluyormuş. Çok fazla yapılaşmanın olmadığı yerlerde işi çözebilmek için belirli bireysel izinler veriliyormuş ama artık şimdi o tür durumlarda söz konusu değil. Şimdi bunlara değindikten sonra sık kullanılan imar planı uygulama ve çeşitlerine biraz bakalım. İmar planı uygulaması ve çeşitleri dediğimizde en çok karşımıza çıkacak bizim mesleğimizde emlak olarak bizim karşımıza çıkacak sık duyacağımız ibareler aslında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15, 16, 17. maddesi olan parselasyon, ifraz ve tevhid. Bir diğer maddemiz yine İmar Kanunu'nun 18. maddesi. 18. maddesi olduğu için de 18 uygulaması olarak anılır ve halk arasında da 18 uygulaması olarak bilinir. Diğer özel bir kanunumuz vardır. Bu 2981 sayılı İmar ve Gece Kandı Kanunu yani imar affı diye geçer. Geçmişteki bazı mevzulara sorun çözüme üretebilmek amacıyla bu kanun çıkmıştır. Bunlar özel kanunlardır. Özel yetkileri vardır. Belirli sürede uygulanır, belirli sürede biter. Oradaki hakları bina yıkıldığı zaman da yok olur zaten. Günümüzdeki imar affı diyeceğimiz bir kanunumuz da imar barışı dediğimiz. Yine bu da 3194 sayılı kanunun 16. geçici maddesi olarak yürürlüğe girmiştir. İmar barışı ve imar affı süreli ve geçicidir. Diğerleri daimi uygulanan kanunlardır. Sürekli yürürlükte kalır. Diğerleri de belirli bir zaman için sınırlıdır. Belli bir sürede ortada var olan kaosu ve yasallaşmayı istenen durum için geçici olarak süresi içerisinde talep edenler namına uygulanır. Bu imar affları, imar kanunları. Genelde bu kanunlar eski ve usulsüz olarak yapılmış konutların, hazine parselleri üzerine yapılan kaçak yapıların, büyük parsellerin hisselendirilerek satılması sonrasında konutlaşıp tapusal malına sorunların yaşanması gibi hallerinde bir defaya mahsus olarak yasallaştırılmasını öngörür.